Son günlerde emeklilikle ilgili çarpıcı bir iddia dolaşıyor. Basında yer alan bu bilgiye dikkat etmenizde fayda var. Emekli maaşı belirli bir süre çalıştıktan sonra hizmet süresinin tamamlanmasının ardından hak sahibi herkese bağlanır. Kimi eşinden, kimi babasından veya annesinden kalan maaşı bağlatabildiği gibi kimisi de malulen emekli olabiliyor. Ancak emeklilikte ufak bir hata maaşınızın yanmasına sebep olabilir. Eğer sizin de emeklilik hakkınızla ilgili bu uyarı varsa dikkat etmenizde, bilgi almanızda fayda var. SGK'nın hizmet süreleriyle ilgili sıkı takip başlatmasıyla hizmet dökümüne bakanlar bazı ayların yanında Ş harfiyle karşılaşıyor. Son zamanlarda özellikle emekliliği yaklaşanların bir kısmı E-Devlet'i açıp sigortalı hizmet dökümüne baktıklarında bazı günler ve ayların yanına Ş kodu konulduğunu görerek şaşkınlık yaşıyorlar. Bu ifade emekli olduktan bir süre sonra karşınıza işlemin iptal edilerek yeniden hizmet süresi talebi olarak çıkabilir. Şüpheli anlamına gelen bu kod aslında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genelgeyle çalışanlarına daha önce duyurduğu yeni denetim uygulamasının sonucu. Sigortalılar hakkında gerçek dışı olarak hizmet süresi bildirme ve birleştirme yapılmaması için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü programında sahte iş yeri, kontrollü iş yeri ve şüpheli iş yerinden bildirilen hizmetlerin turuncu renkle gösterimi sağlanmaya başlanmıştı. Özellikle hizmet süresi eksik olanları hedefleyen sahte iş yerlerini ortaya çıkarmak ve ayıklamak için başlayan bu uygulama, 15 Temmuz sonrası incelemeye alınan şirketlerde çalışmış olanları da kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda. Hizmet süreleriyle ilgili bu ifadeler yer aldığında müfettiş denetimlerinin sonucu bekleniyor. Habertürk'ün haberine göre şirketin sahte olmadığı, hizmetin gerçek olduğu ortaya çıkarsa geçerli kabul ediliyor. Şirket hakkında inceleme sonuçlanıncaya kadar Ş koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir. Ancak o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti iptal olur. Bu durumda prim süresi emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor. Örneğin böyle bir kişi 6000 gün primle emekli oldu. Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor. O iş yerindeki 360 günlük primi iptal edilirse prim günü 5750'nin altına düşeceği için emekli aylığı kesilecek. Yeniden aylık bağlanabilmesi için eksik prim gününü tamamlaması istenecek. Şüpheli iş yeri kodu konulan iş yerleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu kodun konulmasından sonra 10 gün içerisinde denetim başlatıyor. Şüpheli iş yeri veya kontrollü iş yeri kodları bir ay içerisinde dikkat çekecek şekilde sürekli ek ve iptal bildirge veren, borcunu ödemeyen ya da daha önce sahte iş yerlerinden bildirilmiş sigortalıları yeniden bildiren iş yerine konuluyor. Bu nedenle iş yerlerinin sahte sigortalı bildirmemesi ya da iş yerinde gerçekten çalışmayanları bildirmemesi önem taşıyor. Son açıklanan veri olan 2017 yılının ilk 6 ayında 232.100'ü yaşlılık, 6.424'ü malullük, vazife malullüğü olmak üzere toplam 238.524 kişiye emekli aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlananlardan 165.689'u SSK, 21.006'sı Bağkur, 45.405'i ise emekli sandığı statüsüyle emekli oldu. Böylece Haziran 2017 itibarıyla SGK'dan gelir ve aylık bağlananların sayısı 11.971.000'e ulaştı.